Şeyi tutasla başlayalım. Bu arada şu gariban da böyle sokaktan buldun abi sen bunları. Evet, sokakta bulmuşlar bunları. Yavruları. Bunları abim sütle besliyor. Al bak, al omuzu. Al çocuğu. Al. Süt olmaz bak, onlara. Kötü gelir ama. Şifa. Al al, şifa geldi. Daha çok büyük mü bu akşam mikrofon? Ece bu müzik peki falan. Şifacı geldi. Şifacı. Şifa. Kediye de şifa şey, geldi bu arada. Evet, Turgay ütü tost, buyurun. Şifa mı hazırlayacaksın? Ütü tost, tamam. Şifa mı hazırlayacaksın? Ütü tost geldi, şifa mı hazırlayacaksın? Son yıllarda markalaşan değeri. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Margarin. Şifa mı hazırlıyorsun? Ütü tost. Yemek hazırlıyoruz. Ütü tost hazırlıyoruz. Evet. Evet hocam. Ne güzel kokuyor. Margarin, olay çıkarır ha orada bu ağaç. O dönem margarine kızmamış demek ki Erkan. Kaç yılı bu? Bakalım. Hayır, margarinin nefreti çok eskiden. 2019. Hatırlıyorsun değil mi o da? Kaç doğumlusun Mikail? 90 doğumluyum hocam. 90 mı? Ya evet. Geldi kaç yaşındasın peki? Yaşlanıyoruz. Siz de benim yaşımızı soruyoruz ya. Ben yaşlandım ortaya çıkıyor ya. Vallahi. Yok gençliğim daha öyle. Allah sağlasın. Bu dana sucuğu. Evet. Şimdi tostunda neler var içerisinde? Yumurta koyuyorsun. İlk önce sucuğumuzu pişiriyoruz. Tamam. Ondan sonra bir domatesimizi doğruyoruz. Hazırladım böyle. Of seslere bak. Ne kadar zaman oldu bu işi yapıyorsun? Biraz yağlı oldu evet. Ortalama 3 aydır. 3 aydır yapıyorsun. 3 aydır şifa dağıtıyorsun. Mahalle Gariban Mahallesi. Kaç liraya satıyorsun bu 3 tostu ya? 5 liraya satıyorum hocam. 5 lira mı? Evet. Valla harika. Öğrenciler, sen de yiyorsun. Ben de yiyorum. Niye hiçbir şey demedi margarini? 5 liraya Erkan. Kareye kullanmıyordur da şimdi. Demedi Erkan hakikaten. Diyorsun. Evet. Tutuyor kendini. Bize bak şey yap ha. Normal. Ama sihir bassın da demedi. Evet. Yok, normal bir şekilde sergileyeceğim. Domatesi koyacağız. Tabii hocam. Kardeşim ben demiyorum margarin olmasın diye. Adamın kendisi çok karşı evet, margarine. Evet, ketçap ve margarine. Bu nemesisi arkadaşlar. Kriptoniti. Margarin ve ketçaptan nefret ediyor sunucu beyefendi. Evet be. Çok yağlı oldu. Margarini bol koydu. Aa, slow motion falan. İyi. Food porn mu? Çok iyi. Food porn valla. Pek de değil sanırım. Biraz hemen bitti falan. Biraz yandı mı o sucuklar? Yumurta mı kıracaksın şimdi? Evet, yandı, yumurta yandı. Tabii, senin Allah'ına kurban ya. Heh, geldi Allah'ına kurban geldi. Oh be! Ya bir şeyin üzerine yumurta kırınca, pişen bir şeyin üzerine ben çok heyecanlanıyorum ya. Mahvediyor her şeyi. Evet, abi bu saç sence de çok zararlı değil mi demiş. Hiçbir fikrim yok Ece. Senin bir fikrin var mı? Yani iyi temizlemezse tabii evet, kötü bir şey. Evet, sanki biraz riskli bir şey gibi. Fanyus, teşekkürler, hoş geldin. Sucuk var, yumurta var. Domatesimiz var. Domates var. Bir de ne koyuyorsun? Böyle sünsün diye iyice. Kaşar peyniri. Kaşar peyniri. Kaşar peyniri de kaçtı. Evet. Hiç kötü bir şey yok ustamayalım. Daha çok muhabbet istiyorum ya. O ilk ama senin onun keyfi ve margarine gibi. Kaçtı işte. Konuşması gelmiyor. Evet. Ya yok, böyle oturmalı mı muhabbet istiyorum. Son dur iki, bir yesin. İlk videodaki gibi bir videoya denk gelemedik büyük ihtimalle. Nide videosu efsaneydi gerçekten. Çok iyiydi ya. Bu arada Soner Borazan bizi desteklemiş. Çok teşekkürler. Bakarız linke. Sağ ol. Engaver bitlemiş bizi. Çok teşekkürler Engaver. Fisting, çiş yap. Terbiyesiz ben adam. Hizmet yapıyoruz burada. İkinci ayını yenilemiş. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Mireska 5. ayını yenilemiş. Çok teşekkürler Mireska. Sen nasıl bir kralsın? Takit Ahmet Erkan. Evet. Bizi destekliyor Takit Ahmet. 2. ayını yeniliyor. Çok teşekkürler. Vaveylak 3. ayını yeniliyor. Çok teşekkürler Vaveylak. Hoş geldin. Bayağı birikmiş. Anonymous da 2. ayını yeniliyor. İlk aydan memnun kaldım. İkincisini aldım. En sevdiğimiz. 2 ay abonelerine bayılıyorum. Çok teşekkürler. Mireska'yı tamam, okudun hadi. Mu? Orta onlar oldu artık kime? Mireska'yı okudun mu demin? Ben belki okumuşsun. Mireska.
Çok teşekkürler. 5. ayını galiba okumuş. Evet be. Kes ama öyle biraz yarı... orada ne? Kes kesilecek bir. Bu fule de koyar ya. Çok malzeme var orada. Çok malzeme. Biraz bol yaptı bence. Bastırmayacak mı üstüne? Koyacak bu aç, sakin ol. Hadi bakalım. Ya margarinle banlayacak onu. İyice sinirlenecek bizim kendisi. İçinden sinirlenecek. Evet, bugün az muhabbet ediyor baksana. Keyfi kaçtı diyorum ya sana. Kaçtı, ne güzel kaçtı başlamış margarini diye. Görünce. Aha margarin geldi Erkan. Ay. Kaşar geliyor. Dediğim gibi fazla koyma sakın malzemeyi. Hayır abi. Yok hocam. Herkese yaptığın kadar. Normal. Fazla evet, koyma malzemeyi. Kaşar değil mi o? Zaten bayağı yağ vardı ya. Evet kaşar. Allah. Aha. Heh, bak. Ütü işte buradan geliyor evet, demek ki. Turgay ütü. Çok keyifli kaçtı. O kadar hissediyorum ki. Diyemiyor da şimdi. İşe gariban mahallesi diye diyemedi. Başladım. Margarini görünce bütün keyfi kaçtı. Tost peynirini biraz geç koyuyorlar ya. Sanki yamağı yeterince... Çünkü kurur. Evet ama tostçu beyefendi de çok geç sanki koydu. Böyle yeterince uzamaz gibi geliyor o peynir. Cheese pull'unu sen az buldun. Eritme peyniri o. Gerçek kaşar peyniri değil diyor. Öyle. O yüzden kaşar yazmıyor. Şu saca düşen şeyleri de koysun içine. Bir anda. Baksana nasıl suratı düşmüş ya. Morali bozuk margarini görünce. Bir de ketçap koysa artık orada bayılacak. Evet. Mikail baba. Yavruyu yaptın. Evet hocam. Şifayı hazırladın. Oo yanıyor. Yanıyor. Şimdi tadına bakayım. Beraber mi yiyelim? Oo. Sen bizi doyurdun. Allah evet. Seni hiç aç bırakmasın. Allah razı olsun. Senden sağ Allah razı olsun. Eline sağlık usta. Bak var cheese pull. 5 liraya şifa yapmışsın. Ama daha çok peynir istedi bu tost. Öyle hissettim ben. Peyniri evet. Biraz az oldu. Yani daha az sucuk daha çok peynire ben daha okeyim bu arada. 5 liraya şifa mı bu aç? Değil gibi gözüküyor Erkan. Tam da bol yağlı. Evet, bol yağlı. Margarin bol yağlı. Gel oğlum gel. Al bir parça. Al. Hepsini al. Dostlar, ikinci mekana geldik. Adana'da hep bu kelimeyi çok sık söylüyorum. Hep belki milleti çağırmış bu aşkendi yememek için oğlum. Margarin. Gel gel diye adam çevirdi orada. Margarin çok sevmiyor ondan büyük ihtimalle Erkan. Bu lezzet işi Araplardan soruluyor. Ama bu Arapları karıştırmayın. Bunlar bizim yerli Adanalı Araplar. Bunlar geleli 200 sene olmuş Adana'ya. Bak şifa dağıtıyor ustam. 8 liraya. Arap 8 nasıl liraya. Girdi konuya? Şifa dağıtmayan bir yere de gider mi? Hepsi şifa dağıtıyor mu yoksa? Ya bu aç margarinli bile şifa dağıttır diyor. Doğru söylüyorsun. Adana'da kıyma kebap yiyebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi. Geçelim videoya. Nadir. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Buyurun şifa kebap. Şifa kebap hadi bakalım. Baba kolay gelsin. Ne demek ya? Ne yaptın Sevet abi? Kolay gelsin ne demek ya? Allah'a şükürler olsun. Ne kadar fiyatlar? 8 lira. 8 lira. Ne maksat yani işçilik yapmıyor. Gayemiz yani vatandaşa yani güzel bir hizmet etmek yani. Vallahi Allah razı olsun. Evet. Bir çorba içiyorsun 10 lira veriyorsun. Biraz yani afiyet olsun. O niye kesti onu? Kendi çok o kadar yemek istemedi. Aa. Salatamız taze.
Anneler, babalar. Balata koydurmayacağım. Bak, aha, çocuklarınıza yedirin, hiç korkmayın yani şundan. Evelallah. Hiç şüphemiz damlıyor. Olamaz. Ya bu şeyi... Yağ damlayacak, kebabın doktor damlayacak. Bile şey yapamaz bu acı. Ne kadar özgüvenli. Evet Erkan, enteresan. İşte kebap bu. O el beğeni eli değil mi Erkan? Yok, kaldı öyle, artık gitti o. Anladım. Bir de çek. Denemeyi göz bak. Böyle. Bak nasıl böyle petek gibi kıyma. Şunu da ben alıyorum izin. Al. Tabii ne demek. Vallahi lokum gibi gitti ya. Gidecek. Kıymamız da böyle. Gidecek. Günlük taze. Arkadaşlar ben yemeğe devam ediyorum. Diğer videoda görüşürüz. Bakın. Günlük taze. Şöyle araya bir tane de tatlı sıkıştırıyorum. Halka tatlı. Hadi ben geçiyorum yemeğe. Fevzi abi nasılsın? Sağ ol baba, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işte? Eyvallah. Ben geliyorum şimdi yukarı. Menü bu hep aynı gibi bu aç. Kebap, kıyma kebap ve halka tatlı. Evet, sokak lezzetleri kanalı ya beyefendi. Evet ama bir sürü sokak lezzetimiz yok mu? Haklısın. Çiğ köfte evet. Yiyelim ya. Şifa, bomba mı diyor, bazuka mı? Tuğba. Ne yapıyorsun? Ya Allah, bismillah. Ya Allah, hadi bakalım. Aa, böyle mi oluyormuş? Enteresan. Kuru ol gerçekten. Vay be. Harikasın. Biraz ASMR'dı bu da, ne dersin? Evet, şifa. Bu da mı şifa? Gelecek şimdi şifa, hadi bakalım. Buyurun. Adamın burada. Müzik yine. İyi kızarmış ama. Abi. Hiç de sevmem böyle tatlıları ben. Ben de hiç sevmem. Şimdi şerbetleniyor bu aç. Oo. Daha da şifalanıyor. Dostlar. Ne oldu? Bitti mi? Yemedi. Akşam olmak üzere. İnşallah uzun bir muhabbet olur. Şöyle en son öğünü de bir lahmacun ziyafeti. Lahmacun ziyafeti. 3 tane 4 lira. Porsiyon 5. 3 tane 4 lira mı? Nasıl ya? Hadi ne eti bu ya? 2019'da 3 tane 4 lira. Belki pey macundur. Ha, boyutu küçük mü diyorsun? Fındık falan. Yok, peynir et yoktur içinde. Vay be. Kendime şöyle güzel bir lahmacun ziyafeti çekeyim dedim. Mehmet amcanın yanına geldik. Mehmet Sait amca. Ne yapıyorsun? Şifa mı hazırlıyorsun? Hep aynı line ya hocam. Gariban babası. Evet. İşte gariban babası bu adam. Evet, benim. 1.25 oldu lahmacun. Biraz zam gelmiş. 1 lira yiyebiliyorduk. Olsun. Abi. Bana 3 tane ver. Garibanlar abi. Da arkada yiyenler mi oluyor bu aç? Yani işte bak, gördüğün gibi bir beyefendi çok sinirlendi o tavra yani. Bu kadar çok bu kelimeyi buralarda söylemek. Tamam. Lahmacunla da zirveyi final yapalım. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Abi sen. Buyurun. Ben de seni çekeyim. Ben tatlı ses mi var orada? Nasıl yapalım? Yok demiş. Yapalım. Ha. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Sen, buyurun. Ben de seni çekeyim. Şuradan. Nasıl yapalım? Bütün garibanlar burada herhalde bugün. Ya. Allah'a. Alpay var be orada, şarkıcı. Ama futbolcu. Milli takımda değil miydi bu aç yeşilli? Benziyor gerçekten. Ya bütün garibanlar da burada diye kamerayı çevirmezsin bu arada insanlara ya. Allah Allah. Sivas'ım ver, ben onu Tuncer oluyorum. Abi varmış. Sen ne iş yapıyorsun abi? Kulüpçüyüm abi. Kuyumcu musun? Kulüpçü. Kulüpçüsün milletvekiliyim ben. Valla Adana'ya gezmeye geldim. Gezmeye geldim. Duydun mu lahmacunu yiyorsun tabii. Lokmayı götürüyor. Hiçbir de gariban değilmiş bu aç ya. Değilmiş Erkan. Kulüpçü ne demek kuyumcu? Bu arada? Ne? Kuyumcu değil, kulüpçüymüş. Kulüpçü ne demek? Kuyumcu dedi ya. Hayır kulüpçü. Club sandviç satıyor. Pavyon mu işletiyor? Aa. Gece kulübü. Kesiyorum lahmacunu. Kes. Fındık gibiymiş, evet. Abi ben ustayım. Biliyor musun? Herkes bunu yapamaz.
Bayağı baştan mı başladık domatesinden? Yok, onun yanına da domates veriyor anladığım kadarıyla. Bir ekip kesilmedi o domatesi. Evet. Gel kardeşim. Bir şey diyeceğim, ekmek o koydu, lahmacun değil ki. İçini göremedik bakalım. Buna böyle bol kimyon. Nerede eti? Eti biraz az, o yüzden ucuz. Bunu yerim ben. Ben sana dedim, bunda eti yok. Gayet salçalı bir ekmek. Vejetaryen dostu bir lahmacun. Boylu bol yeşillik. Sen nasıl seviyorsun? Evet. Aynı. Abi, sen limon sıkıyorsun sadece. Böyle böyle gömesin. Sen nasıl seviyorsun? Evet. Yaş soracak mı? Sorar. Ne iş yapıyorsunu sordu çünkü. Salata ortak. Ban istersen o karabiberi falan. Hiç et yok ki. Biraz az Arkan, evet. O yüzden uygun demek ki fiyatı. Ama boyutu keyifli bir lahmacun boyutu ya. Böyle bir rahat yenmesi. Taco. Taco gibi, evet. Sen kaç yıldır yiyorsun burada? Yiyorsun burada. 15 sene. Şifa denmedi. Dendi dendi. Şifa mı yapıyorsun burada diye ilk cümlesi oydu. Başla. Baba içecek ne vereyim? Ayrılan çalgı. Su. Ne istersen var. Değerli arkadaşlar, görüyorsunuz Adana garibanlar şehri ya. O yüzden... Allah Allah. Adana'da da çok zengin insanlar yaşıyor. Boğaç bu arada. Işte. Evet, bu arada. O yüzden Mardinlisi, Malatyalısı, Erzurumlusu, Siirtlisi hep Adana'ya gelmiş, yerleşmiş. Gelirken de lezzetlerini beraberinde getirmişler. Üç tane lezzet yedik. Bir tanesi ütü tostla başladık. Kebapla devam ettik. En son Adana'da da tost. Lahmacunla da bitirdik herhalde bu arada ya. Niye tost yedi? Yani gariban diye. Yemiştir bence kebabını zaten. Ki kebap da yedi aynı videoda, öyle düşünelim. Evet, bir final bir tanesi köfte, de var. İçli köfte, efendim çiğ köfte, daha farklı bir menüsü yok mu ya? Çiğ köfte de vardır. Ona da bakarız sonraki yayınlarda. Bir bakalım şimdi zaten. Şifa yapalım. Şifa ya. Canlar bakın, Adana'da şehrin içinde balık da yakalanıyor, balık. Görüyor musunuz oltayı? Adana niye sevilmesin? Bak böyle sallayacaksın. Eskilerden kim kalmış? İyi mi? İdare eder. Sucukçu büro var. Sucukçu emmi var. Sucukçu emmiye bakabilir keyifli miyiz? Keyifli. Yok, sonraki yayında lütfen bakarız. Lütfen, çok merak teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz sevgili arkadaşlar.